Peki süt sağıldı. Burada toplama ünitesinde toplanıyor. Sonra ne oluyor? Toplama ünitesinden gittikten sonra bizim tanklarımız var, soğutuş tanklarımız. Buradan sistemden çıkar çıkmaz hiç el değmeden, havayla temas etmeden direkt soğutucularımız var. İsterseniz o tarafa geçelim. Bundan sonraki işlemleri orada bahsedebiliriz. Buyurun. Burada rezervuarda toplandı ve sonrasında nasıl hijyenik bir şekilde taşındığını göreceğiz. Burada aslında sistemin beyni var. Kamil Bey, anlatır mısınız? Ne oluyor şu anda burada? Burası da bizim makinamızın beyni diyebileceğimiz kısım. Makineyi bu kısım yönetir. İşin en önemli tarafı sağ makinasının temizliğini sağlayan kısım burada. Sağım bittikten sonra bu makinenin çok düzenli ve çok temiz bir şekilde yıkanması lazım. Buradaki gördüğünüz dezenfektan bidonlar içerisinde aynı zamanda makinenin temizliğini sağlayan da dezenfektanlar. Yani sizde bir temizleyen dezenfektan var. Burada evet. Otomatik olarak. Otomatik. Sağım bittikten sonra bu makine tam otomatik olarak kendini defalarca antiseptik solüsyonlara yıkar. Ondan sonra yine defalarca kendisini dururlar. İçeride hiçbir bakteri kalmayacak şekilde tertemiz bir şekilde ikinci sağımı hazırlar. Bunu soğuk suyla mı yapıyor? Yok, hayır. Önce bir belirli bir periyodu var. Aynı otomatik çamaşır makineleri gibi işte durulama, dezenfektanlarla yıkama, arkasından tekrar durulama gibi tam otomatik bir proses burası. Biz düğmeye bastıktan sonra hiç müdahale etmeyiz. Kendisi tamamen otomatik yıkar, temizler ve yıkamayı bitirir. Yani her sağımdan sonra? Her sağımdan sonra muhakkak. Yani dolayısıyla siz bu sistem günde 3 defa içeride gördüğümüz 2x15'lik sistemi her sağım sonrası temizliyor. Muhakkak, evet. Burada bir termosifon gördük, ısıtıyor. Peki şurada gördüğümüz aparat nedir? Biraz önce sordunuz ya sıcak suyla mı yıkanıyor diye. Sistemin bu dezenfektörlerinin sağlıklı çalışabilmesi için sıcak suya ihtiyacı var. İlk etapta sıcak suyu alıyor. Ama yıkama esnasında aynı sıcaklığı sağlayabilmek için dönüş esnasında gördüğünüz sistemde tekrar ikinci bir ısıtıcı var. Suyun sıcaklığını sabit tutarak sağlıklı bir yıkamanın sonlanmasını sağlıyor. Tekrar burada suyu ısıtıyor yani. Kaç derecedir yani sistemde dolaşan su? Kaç derece olmalı? 70-80 derece olması lazım. Evet. Ve sütü sağdık. El değmeden ve havayla temas etmeden tankımıza geldi. Bu tank ne yapar? Bu tank soğutur. Buz gibi soğutur. Sütümüz buradaki boru hattıyla direktman tanka gelir. Kaç derece geldi? Genelde 36-37 derecede tankın içerisine gelir ama burada en kısa sürede yaklaşık 15-20 dakika, yarım saat içerisinde sütümüz tamamen soğutulmuş hale gelir. Bu kaç litrelik bir tanktır? Bu 3 tonluk bir tankımız. Yani o saldıktan sonra zaten tank çalışmaya başlar. Bu esnada 15-20 dakika içinde sütü soğutmuş olur. Yani tank bunu kendi mi algılıyor yoksa siz ayarlıyor musunuz? Hani süt gelmeye başladı, sen ufak ufak çalış mı diyorsunuz, ne diyorsun? Yok, sağımla beraber biz makineyi çalıştırırız. Biz çalıştırırız ama derecesini, yani kaç derecede soğutacağını kendi ayarlar. Biz hiç müdahale etmeyiz. Kendisi otomatik soğutur. Ertesi günde bu 24 saat boyunca sütü hiç bozulmadan muhafaza edebilecek özelliğe sahip. Ertesi günde tankımız gelir, süt tankı. Biz tanka sütü göndeririz. Ama ondan sonra yine tekrar bu makine önemli bir özelliği devreye girer. Sütün bundan sonraki ikinci, yani tekrar doluma başlandığı zaman sütün bozulmaması, temiz bir süt olabilmesi, bu tankın yine çok iyi bir şekilde dezenfekte edilmesi, yıkanması gerekir. Yine aynı şekilde sağım sisteminde olduğu gibi de bu makinede aynı özellikler var. Dezenfektanları biz bidonlarla yanına koyduğumuz zaman kendisi otomatik olarak dezenfektanları alır. Aynı prosesle tekrar kendini önce durulamasını yapar, sonra ilaçlı dezenfektanla yıkamasını yapar, sonra tekrar durulamasını yapar ve içini boşaltır. İkinci sağımı hazır hale gelir. Tank almak için karar vereceğim. Kriterlerim neler olmalı? Muhakkak yani enerji tasarrufu da en fazla aranan öğeler içerisinde. Yani bu tank öyle bir tank tabii. Evet. Peki, teşekkür ederim. Sağ olun.